Şu anda sporcular yerlerini aldı. Atış çizgisine geçtiler. Hakemin işaretiyle birlikte yarışma başlayacak. İstanbul Bölge Hakemi Fatih Altınbaş. Şu anda son kontrolleri yapıyor. Makaralı Yay kadınlarda bronz madalya mücadelesi. Gizem Elma Ağaçlı, Yasemin Begüm Topkarcı. Mücadele başlıyor sevgili seyirciler. Bir numaralı. Hedefe Gizem Elma Ağaçlı atışını yapıyor. Bir numaralı hedefte Gizem Elma Ağaçlı 7 puan ile başlıyor. 7 ile başladı Gizem. Yasemin Begüm. Dokuz puanlık bir atış geldi. İyi başlayan Yasemin Begüm oldu. Evet. Toplam puana bakılacak Makaralı Yay'da. Gizem Elma Ağaçlı ilk atarak 10. Toplam yine 5 seri üzerinden yarışacak sporcular. En yüksek sayıyı bulan bronz madalyanın sahibi olacak. 10 puanlık atış Gizem'den. Gizem Elma Ağaçlı. Gizem 22 yaşında. 2016'da Ankara'da dünya şampiyonluğu yaşamıştı. Takım arkadaşlarıyla birlikte 21 yaş altında gençlerde. Arjantin'de 2017'de yine 21 yaş altında bireyselde bronz madalyası var. Gizem Elma Ağaçlı'nın dünya 18 numarası. Begüm Topkarcı. 9'la başladı. Evet, şu anda sporcularımız her seride atmaları gereken 3'er oku tamamladı. 3 ok sonucunda hakemlerimiz değerlendirerek ilk setin puanını açıklayacaklar. Begüm de 19 yaşında genç bir sporcumuz. Onun da gençlerde 2014 yılında Türkiye milli takımıyla altın madalyası var dünya şampiyonasında. Nîmes'de Fransa'da kazandığı. Geçen sene de Samsun'da 2 gümüş madalya kazandı. Hem bireyselde hem de takım halinde yine 21 yaş altında. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Begüm Topkarcı. Evet, 29-27. Evet, hakemler de puanları açıkladı, kontrolünü yaptılar. İlk seriye Yasemin Begüm Topkarcı 2 puan önde başladı. 5 seri atacaklar toplamda. 150 puan üzerinden en yüksek puana ulaşmış olan sporcu madalyanın sahibi olacak. Yine berabere kalmaları durumunda, aynı puan olması durumunda tek ok atış yapacaklar beraberlik durumunu bozmak için. Begüm çok iyi bir başlangıç yaptı. 2-10-1-9 puanlık atış yaptı ilk seride. Sanırım Gizem rüzgardan dolayı ilk okunu 7 attı. Sonra nişangahını ayarlayarak 10 attı diye düşünüyorum. Ondan 7-10-10 geldi. Evet. İkinci seri başlıyor. Yine 3'er ok atılacak. Gizem başlayacak atışa. O set sonunda geride olan sporcu ilk atışına başlıyor. Bunu da bilgisini vermiş olalım. İyi başladı. 10'la başlıyor. Üst üste 3. 10'luk atışını yaptı. Evet. 9. Yasemin 9 attı. Fark şu an itibariyle 1'e inmiş oldu. Yine bir 10 puanlık atış Gizem Elma Ağaçlı. Yasemin 10. Mükemmel atışlar izliyoruz sporcularımızdan. Sanırım sporcular ilk serinin heyecanı üzerlerinden attı. Çünkü final sahnesinde atış yapmak gerçekten
büyük bir psikolojik dayanıklılık gerektiriyor. Gizem'in oku çok sınırda, hakemler mercekle değerlendirerek karar verecektir. Bakalım 29 mu 30 mu Gizem'in bu serideki toplam puanı. 28 Begüm'den bir beraberlik ortaya çıkmış olabilir. Gizem Elma Ağaçlı. İlk iki ok ondaydı ama üçüncü ok sınırda. On mu dokuz mu? Son ok, buna bakılacak. Şu anda 57 puan olarak açıklandı Begüm'ün toplam puanı. Zannediyorum Gizem de yine 57 olacak. Bakalım değişiklik var mı? Toplam puanlar hedeflerin altında bulunan numaratörlere yazılıyor. Şu anda 57. Evet, 57-57 beraberlik. Üst üste 5-10 puanlık atış Gizem'den. Gizem, evet, sizin de söylediğiniz gibi 7 ile başladı. Devamında 5 tane 10 puanlık atış geldi. Bir seride atılabilecek maksimum puan değeri 30. Gizem şu anda 30 puanlık bir atış gerçekleştirdi. Bakalım nasıl devam edecek. Gizem'le devam ediyoruz. Gizem Elma Ağaçlı, dünya 18 numarası, 22 yaşında, 10 puan. Gizem 10 puanlık atışlarını sürdürüyor. 9. Begüm'den 9. Şu anda öne geçmiş oldu Gizem. Bronz mücadelesinde. Dokuz gibi gördüm ben ama bakacağız. Bu dokuz mu, sekiz mi? Okun çizgiye değmesi durumunda 100 puan sayılıyor. Önemli olan dokuz veya sekiz çizgisinde ok varsa çizgiye temas edip etmediği. Evet, şimdi hakemler yine bakacaklar, kontrol edecekler. 57-57 beraberlik vardı ikinci serinin ardından. İlk seride Begüm öndeydi. İkinci seride Gizem Begüm'ü yakaladı. Bakalım şimdi skor ne olacak üçüncü serinin ardından. Beş serinin toplam puanı bronz madalyanın kazananını ortaya çıkaracak sevgili seyirciler. İlk iki seri 57-57 beraberlikle tamamlanmıştı. Koş. 29 ile başlamıştı Begüm, sonrasında 27 ile devam etmişti. 27 ile başlamıştı Gizem, sonrasında 30 ile devam etmişti. ...82 puana yükseliyor Begüm Topkarcı. 25 geldi Begüm'den 3. seride. Sporcular için çok avantajlı bir hava var şu anda. Normalde burası çok rüzgarlı olmasına rağmen şu anda hedeflerin üzerindeki bayraklardan da görüyorsunuz. Çok fazla bir dalgalanma yok. Birazcık rüzgar esiyor sadece. Bu da sporcular olumsuz yönde etkileyecek bir rüzgar değil aslında.
Başladığı ritmi devam ettiremedi Begüm. ...2012'de okçuluğa başladı Begüm Topkarcı. 2014 yılında ilk uluslararası yarışmasına katıldı. ...2014'te... Nim'de gençlerde Türkiye takım halinde altın madalya kazanmıştı. Ve o takımın bir üyesiydi Begüm Topkarcı. Ekrana da geliyor. 29. Gizem Elmaaşlı 29 puan aldı. 3. seride 2-10-1-9 attı. 86-82 4 sayılık bir avantaj yakaladı son 2 seri öncesinde. Gizem Elmaaşlı. Dünya 18 numarası Gizem, 22 yaşında. Gizem 2 puan geride başlamış olmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı. Şu anda 4 puan öne geçti. İlk atış Yasemin'den geldi bu kez ve 10 puanla başladı. Gizem 10 puan. Begüm'den 9. Evet Gizem kontrolü kaybetti bu atışta. Bir okla bile yarışmanın sonucu tamamen değişebiliyor. Okçulukta atılan her okun çok önemi var. Begüm çok iyi bir atışla tamamladı. Gizem ne yapacak? 9. Yine hakemler kontrol edecekler şimdi. Sanırım Yasemin 4 puanlık puan farkını kapatmış durumda şu anda. Görüntü bu yönde. Bakalım son seriye eşitlikle mi gireceğiz? Şu anda kontroller yapılıyor. Gizem Elmaaşlı 25. Begüm 29. Eşitlik var. Eşitlik var. 111-111. Son seride daha yüksek atan kazanmış olacak. Bronz madalyayı eşitlik söz konusu olursa playoff atışları gerçekleştirilecek. Son derece heyecanlı bir son seriye giriyor şu anda sporcular. Bu seride atacakları oklar tamamen yarışmanın kazandığını belirleyecektir. Ya da bakalım beraberlik mi olacak? Son ok bunu belirleyecek. Gizem'le başlıyoruz. İyi başladı. Dokuz. Begüm'den. Gizem avantajı şu anda. 1 puan önde. Dokuz geldi Gizem'den ama tam oku bıraktığı anda bir tereddüt yaşadı. Yasemin'den 10. Şu anda eşitlik var. Son nokta denge bozulabilir. Gizem son 10 puan.
10 puan ve 10 atmaktan başka çaresi yok Begüm'ün. On atıyor. Beraberlik var. Beraberlik var. Toplam 5 seri. 15 ok ama birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Ara ara birbirlerinin önüne geçtiler ancak son seride beraberlik durumunu bozamadılar. İkisi de milli sporcumuz, ülkemizi uluslararası alanda başarılar kazandırmış sporcu. Birlikte çok fazla milli takım kampı yaptılar. Milli takım arkadaşları. Böyle başlamak da güzel oldu aslında güne. Evet, evet. Böylesine çekişmeli bir madalya mücadelesiyle başlamak. Şu anda her iki sporcu da birer ok atacak. Her iki sporcunun da X atması durumunda atış tekrarlanacak. Ancak ikisi de X atmazsa artık merkeze yakın olan oka bakılarak kazanan belirlenecek. Evet. Bu kez 3 ok atmayacaklar. Tek bir ok atacaklar sevgili seyirciler. Bir ok için yine 20 saniye süreleri olacak. Evet, şu anda hedef kağıdı değiştiriliyor. Hedef kağıdı değiştirildikten sonra birer ok daha atacak sporcular. Güzel bir gün İstanbul'da. Şu anda Okçular Vakfı tesislerindeyiz. Normalde burası İstanbul'un yüksek noktalarından biri. Çok rüzgarlı olur normal şartlarda ama dün de çok fazla rüzgar yoktu. Bugün de yine çok fazla rüzgar yok. Sporcular oldukça keyifliler. Uzun bir aradan sonra geldiler. Böylesi güzel bir atmosferde, ortamda yeniden yarışma heyecanını tadıyorlar. Dün bir de Türkiye rekoru gördük. Yayının başında söyledim. Mete Gazoz 25 yıllık Türkiye rekorunu kırdı. 70 metre 36 okta. Son oklar geliyor. Gizem 10 puanlık bir atış yaptı. X'e çok yakın bir ok attı. Ancak X değil sanırım. Evet, X değil. Merkeze en yakın kazanır. Evet. 9. Şu anda Gizem yarışmayı kazanmış gözüküyor. Gizem kazandı sevgili seyirciler. Tabii sporcular çok rahat. Bu andan keyif alıyorlar. Begüm sanki kaybettiğini biliyor gibi. Gizem'in oku merkeze daha yakın. En azından bizim gördüğümüz kadarıyla. Evet, Gizem kazanıyor. Gizem Elma Ağaçlı bronz madalyanın sahibi oluyor sevgili seyirciler. Sporcularımız uzaktan birbirlerini tebrik ettiler. Normalde böyle bir müsabaka sonunda birbirlerini sarılarak centilmenlik gösterisini sergilerler. Ancak şu anda çok güzel bir şekilde uzaktan birbirlerini tebrik ettiler. Makaralı Yay'da kadınlarda bronz madalya shoot off ardından Gizem Elma Ağaçlı'nın oluyor sevgili seyirciler.